Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda konumuz 5. sınıf ondalık kesirler konusu. Ondalık kesirleri 4. sınıfta öğrenmiştiniz. 5. sınıfta biraz daha gelişmiş haliyle öğreniyorsunuz. Ben de bu konuyla ilgili bir çalışma hazırladım. Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlere ondalık kesirler diyoruz. Örneklerimiz üzerinde konuyu anlatmaya çalışalım. Bakın paydası 10 olan bir kesrimiz var. Onda bir kesri. Bunu virgül kullanarak yazarken Sıfır tam yazdım. Niye? Çünkü başında tam sayı yok. O yüzden sıfır tam virgül koydum. Ve üstteki pay kısmımızı yanına koydum. Ve okurken şöyle okuyorum. Sıfır tam onda bir. Burada dikkat edeceğimiz konu virgülden sonra eğer paydamız 10 ise bir basamak olmalı. Yani virgülden sonra bir basamak olmalı. Paydamız 100 ise 2 basamak olmalı virgülden sonra. Bakın yine 0 tam ee, üstteki payı en sona gönderdim. Buradaki kalan basamağı da kendim sıfır koydum. Sıfır tam %1 diye okuyoruz. Bu şekilde de o okunuşu. Peki paydası 1000 olursa o zaman virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Bakın üstteki payı en sona gönderdim. Buradaki kalan boş basamaklara da kendim sıfır koydum. Ve şöyle okuyoruz. Sıfır tam %1 diye okuyoruz. Buradaki kesimizde. 3 tam %18 kesri nasıl yazıyoruz? 3 tam başa yazdık ve 2 basamak olması gerekiyor. Zaten pay kısmını yazdığımız zaman 2 basamak oldu. 3 tam %18 diye yazdık. Diğer kesimiz 4 tam binde 5. Bakın 4 tamı koyduk virgülümüzü koyduk ve 5'i en sona gönderdim. Burada kalan basamaklara ise kendim 0 koydum. Niye koydum? Çünkü paydası 1000 olduğu için 3 basamaklı olması gerekiyor. O konuşu da şöyle. 4 tam 1000 de 5. Peki paydası 10, 100 ve 1000 gibi onun katları olmayan kesirleri ne yapabilirim? Onları da genişletme ve sadeleştirme ile paydalarını 10, 100 ve veya 1000 yapmaya çalışırım. Eğer 10, 100 veya 1000 yapabilirsem e, bu şekilde ondalık kesir olarak gösterebilirim. Evet. Örneklerimize bakarsak. Evet ilk kesimiz 25'te 3. Paydası 10, 100 veya 1000 olmadığı için ben onu 4 ile genişlettim. Ve 4 kere 3 12. 4 kere 25 100 oldu. Ve paydasını 100 olacak şekilde genişletmiş oldum. Sonra da onu virgül kullanarak yazdım. 0 tam. Bakın 2 basamak var. %12 diye okuyoruz. Diğer kesimizde 2 işlem yaptım. Nasıl? 2 tam 15 15'te 3 kesini ilk önce ben 10 100 çarpma yoluyla genişletme yoluyla 10 veya 100 yapamadım. O zaman ne yaptım? İlk önce onu biraz sadeleştirdim. Yani pay ve paydayı 3'e böldüm. Biliyorsunuz sadeleştirme yaparken tam kısma dokunmuyoruz. Tam kısmı aynı şekilde yazdım. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. 15'i de 3'e böldüm. Yani aynı sayılara bölmem gerekiyor. Aynı rakama bölmem gerekiyorsa sadeleştirmede. 2 tam 1/5 bölü 5 oldu. Sonra paydayı 5 o e yaptıktan sonra bunu tekrar çarpmayla yani genişletmeyle 2 ile genişlettim ve paydasını 10 yapmaya e, 10 yaptım. 2 kere 1 2, 2 kere 5 10 oldu ve böylece paydasını 10 yapmayı başardım. Ondan sonra onu e, ondalık kesir olarak yazdım. 2 tam 10'da 2. Bakın burada görüyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. İlk önce bölme yaptım. Yani sadeleştirme yaptım. Hem payı hem de paydayı 3'e böldüm. Çünkü iki sayı da 3'e bölünebiliyordu. Paydayı 5'e getirdim. Sonra bu 5'i 10'a götürmek için 2 ile genişletmiş oldum. Örneklerimizi yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki kesirleri o yazalım diye bir alıştırmamız var. 0 tam onda 7. Nereden anladım? Çünkü bir basamak var. virgülden sonra yazıyorum yazıyla. 0 tam onda 7. İkinci kesrimiz 3 tam onda 8. Nereden anladım yine? Bir basamak olduğu için. Başında da 3 var. 3 tam onda 8 diye yazıyorum. 0 tam yüzde %34. Yüzde olduğunu nereden anladım? 2 basamak olduğu için. Virgülden sonra 2 rakam olduğu için yüzde diye yazmam lazım. 0 tam yüzde 34. Evet sevgili çocuklar biraz hızlı hızlı yazıyorum. Yazılar biraz kötü oluyor ama idare edin artık. 0 tam %2. Yine 2 basamak olduğu için yüzde olduğunu anladım. 0 tam yüzde 2. 14 tam yüzde 17. 14 tam yüzde 17. Bu şekilde yazdım. 0 tam binde 4. Yine binde olduğunu nereden anladım? Virgülden sonra 3 rakam olduğu için binde diye yazmam lazım. 0 tam binde 4. 0 tam binde 82. 3 rakam olduğu için binde olduğunu anlıyorum. 0 tam binde 82. Diğer son kesimiz 4 tam binde 1. 4 tam binde 1. Evet burada da yazıyla verilmiş biz e, rakamlarla yazacağız. 0 tam 10'da 9. 0 tam Hemen bir rakamımız olması lazım. Onda dediği için onda 9. 4 tam 6. 4 tam 06. 0 tam %15. 0 tam 15'i koyduğum zaman zaten yüzde oluyor. 2 rakam olduğu için 0 tam %4. Buna dikkat edin. Yüzde dediği için virgülden sonra 2 rakam olması lazım. 0 tamı koydum. Evet 2 rakam olacak. 4 var sadece. 4'ü en sona gönderdim. Burada boş basamak kaldı. Oraya ne yapıyorum? Kendim bir 0 ekliyorum. Ve bu şekilde oluyor. 0 tam %4. 8 tam %3. 8 tam yine 2 rakam olacak. 3'ü en sona gönderdim. Buraya 0'ı kendim koydum. 8 tam %3 oldu. 0 tam 1000'de 312. 0 tam 1000'de 312. 0 tam binde 57 0 tam evet 3 rakam olması lazım binde dediği için 57'yi en sona yazıyorum burada kalan boş yere 0'ı kendim koyuyorum 0 tam binde 57 0 tam binde 4 0 tam 0 0 4 binde 4 oldu 3 rakam olması lazım 13 tam binde 256 13 tam binde 256 27 tam binde 11. 27 tam binde 11. Sıfırı kendim koydum. Ve bu şekilde bitirdim. Devam edelim. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimini yazalım. Evet. İlk kesirimiz %7. Tam sayı var mı? Yok. O zaman 0 tam diyeceğim. %7 olduğuna göre 2 rakam olması lazım. Yani buraya 7'yi en sona koyacağım. Buraya 0'ı kendim koyacağım. 0 tam %7. Burada tam sayımız var. 6 tam binde 14 olduğu için 0 14 yazmam lazım. 14'ü en sona gönderip e, her seferinde söylüyorum. Kusura bakmayın. iyice öğrenmeniz için. 8 tam binde 3. 8 tam binde 3. 4 tam onda 2. 4 tam onda 2 diye gösteriyorum. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir çizgisiyle gösterelim. Hemen yapıyoruz. Bakın 0 tam olduğu için tam sayı yok. %6. Nereden anladım? Çünkü 2 rakam var. O zaman paydası 100 olması lazım. Pay ise 6 olması lazım. Biraz daha ekranımızı büyütsek daha iyi olacak galiba. Evet. Küçük görünüyor. 4 tam binde 187. O zaman ne yapmalıyım? 4 tam var başta. 3 rakam olduğu için paydası 1000 olması lazım. Üst taraf 187. Pay kısmı. 0 tam 1000'de 18. Tam sayı olmadığı için paydaya 1000 yazdım. Pay kısmına 18 yazdım. 1000'de 18. 3 tam 1000'de 9. 3 tam yine 1000 yapıyorum paydaya. Ve 9'u üste koyuyorum. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimini bulalım diyor. Şimdi burada paydalarımız 10 ve 10'un katları değil. Ne yapacağım? Ya genişletme ya sadeleştirme ya da her ikisini birden kullanacağım. Hemen yapıyorum. Burada 5 olduğuna göre ben 5'i 10'a e, gönderebilirim. Nasıl? 2 ile çarparım. 2 ile çarparken sadece 5'i mi çarpacağım? Hayır payı da çarpacağım. Pay, e, tam kısma dokunmuyorum. 3 tam oraya çarpmıyoruz. 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. Bakın paydayı 10 yaptım. Şimdi artık gösterebilirim. 3 tam 10'da 6. Evet bu şekilde yaparım. 18 bölü 24. Yani 24'te 18. Şimdi 24'ü çarpma yoluyla 100'e gönderemem. Çünkü e, tam çıkmaz. Tam 100 olmaz. O zaman ben bu kesri ilk önce biraz böleyim. Sonra e, en yakın 10 veya 10'un katlarına göndermeye çalışırım. Ne yapabilirim? İki kesrimizde kesimimizde 18 3'ün katı 24 de 3'ün katı. İkisini birden 3'e bölsem e, ne yapar burası? 8 yapar. Veya başka bir şekilde denesem nasıl yapabilirim? En iyisi 3'e bölerek devam edelim. Evet. 18'i 3'e bölsem, 24'ü de 3'e bölsem, 18'i 3'e böldüm 6, 24'ü 3'e böldüm 8. Evet şimdi ne yapabilirim? Tekrar 2'ye bölebilirim. İkisini de. Evet yine 2'ye böleyim. 6'yı 2'ye böldüm 3, 8'i 2'ye böldüm 4. Peki 4'ü ne yapabilirim? 4'ü 100'e gönderebilirim. Aslında çocuklar çok uzun yaptım ben. İkisini de e, 6'ya bölseydik değil mi? 18'i 6'ya bölseydik 3 çıkardı. 24'ü 6'ya bölseydik 4 çıkardı. Neyse biz biraz uzatmış olduk. Devam edelim. Şimdi 4'ü 25 ile genişletirsem 100'e ulaştırabilirim. O zaman 25 ile 3'ü çarptım 75. 25 ile 4'ü çarptım 100 oldu ve yüzde olarak paydayı 100 yaptım şimdi gösterebilirim. 0 tam %75 oldu. Ya da çok uzattık. Tekrar kafanız karıştı. Şöyle yapalım en iyisi. Biz bunlara şu kısmı atlayalım. 18'i 6'ya bölelim. 24'ü de 6'ya bölelim. 18'i 6'ya böldük 3. 24'ü 6'ya böldük 4. Ve bundan sonra 4'ü de 25 ile genişlettik. tabii ki bunu da genişlettik. Ve böyle devam ettik. Bu kısmı biraz fazladan yapmış olduk. Ben ilk başta düşünemedim. Devam edelim. 2 tam 14'te 7. Ee, ne yapabilirim? İkisini de 7'ye bölebilirim. İlk önce. Şöyle yapalım. İkisini de 7'ye bölelim. 2 tam duruyor. 7 bölü 7 1 oldu. 14'ü 7'ye böldüm. 2 oldu. 2 tam 1 bölü 2. Sadeleştirdim. Şimdi bu kesri 5 ile genişletip 10 yapayım. Paydamı 2 tam duruyor. 5 kere 1 5. 2, 5 kere 2 10. Paydası 10 oldu. Şimdi artık yazabilirim. 2 tam 10 da 5. 1 bölü 4 kesrimizi ne yapabiliriz? 25 ile genişletebiliriz. 100 ulaşabilir. 25 çarpı 1. 25 bölü 4 kere 25 100 oldu. O da eşittir. 0 tam %25 olarak gösterdik. 18 bölü 45 kesimiz var. E, i̇kisini de biraz bölme yapayım ben. kimine böleyim? 9 ile böleyim. Neden 9 ile bölüyorum? Çünkü paydayı 5'e götüreceğim. Sonra onu en yakın onluğa e, göndereceğim. 18'i 9'a böldük. 2. 45'i 9'a böldük. 5. Sadeleştirdim. 2 bölü 5 oldu. Şimdi genişletme yapayım. 2 ile çarpayım. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. O zaman kesrimiz 0 tam 10'da 4 oldu. Geldik son bölüme. Burada da sayı doğrularımız var. Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen harflere karşılık gelen ondalık kesirleri yazalım. 2 0 tam bakın. 0 tam. Çünkü 0 ile 1'in arasında. A harfi kaçıncı? Ha şunu söylemeyi unuttum. 0 ile 1'in arası 10 parçayı kesilmiş. Çünkü ondalık kesir olduğu için. A harfi kaçıncı adımda? 1, 2, 3. adımda olduğuna göre 0 tam 10'da 3. B harfi de 9. adımda 0 tam 10'da 9 yazıyorum. Buradaki harflerimiz 5 ile 6'nın alt, arasında. Yani 5 tam yazmalıyım. C harfi 2. adımda bakın 1, 2. O zaman 5 tam 10'da 2. D harfi nerede? 3, 4, 5, 6. adımda o zaman 5 tam 10'da 6 olarak yazarız. Son alıştırmamız 18 ile 19'un arasında. Yani 18 tam yazmalıyım başa. 18 tam. Birinci adımda olduğu için 1 paydamızda 10. 18 tam 10'da 1 oldu. E harfi. F harfi nerede? 2, 3, 4, 5, 6, 7. adımda. O zaman 18 tam ya ben bunları nasıl yazdım? Normal kesir olarak yazdım. Hemen ondalık kesire çeviriyorum. Şöyle yazmalıydım. 18 tam onda 1. Yani şu E harfi. Şöyle göstereyim. Bu da 18 tam onda 7. 2 defa iş yapmış olduk yine. Evet bu son alıştırmamızdı. Sizlere e, ondalık kesirlerimiz devam edecek başka videolarda da. Sizlere derslerinizde iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.